yakıp geçtim bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtim. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydi. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydi. Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp gittin? Yeniden yakıp geçtim bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtim. Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından seslensem duyar 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 mısın? Hala beni düşünür ve hala anar mısın? Hala beni düşünür ve hala anar mısın? Bir bahar seli gibi dalımdan akıp geçtim. Bir bahar seli gibi dalımdan akıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp 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 geçtim. Amanın aman, ben yandım aman. Kirpikleri kalem olmuş yazıyor canım canım. Tek tek basaraktan, bade süzerekten, inci dizerekten, gel canım gel aman. Tek tek basaraktan, bade süzerekten, inci dizerekten, gel canım gel aman. Amanın aman, ben yandım aman. Severler güzeli bağrasında, canım canım. Tek tek basaraktan, bade süzerekten, inci dizerekten, gel canım gel aman. Tek tek basaraktan, bade süzerekten, inci dizerekten, gel canım gel aman. Yar saçları lüle lüle, yar benziyor beyaz güne. Yar saçları lüle lüle, yar benziyor beyaz güne. O gül benim hayatımdır, ölürüm de vermem ele. O gül benim hayatımdır, ölürüm de vermem ele. Yar yarama, yar ne zaman, yar ne zaman.
gözlere baka baka soldu yüzüm, soldu yüzüm. O gözlere baka baka soldu yüzüm, soldu yüzüm. Yar yaraman, yar yaraman, yar yüreğim oldu keman. Kavuşmamız yar ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman. Kavuşmamız yar ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman. Sinan dedeyi göndermiyoruz. Öyle mi? Aa, arkadaşlar nefesimiz kesildi. Şiir okuyayım mı? Sinan dedeciğim. Tamam. Şiir okuyayım mı diyor. İstersen okuyabilirim. Hadi senin şiirle başlayacağım. Öyle mi? Hadi. Peki. Dur, ay çok uzun olmasın. Hemen kısaca. Hemen kısaca. Ah, çıktı bir şiir çıktı. Dur, kısalardan olsun. Hemen. Ha. Dur, ne çıktı bir de, vergi iadesini. Fiş. Ha. Hadi. Bak şimdi. Evet. Hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz bayanlar baylar. Saygıdeğer Hande hanımefendi, senin bu yapmış olduğun program insanlık adına o kadar önemli ki herkes seni takdir ediyor. Diyorsun. Diyorsun. Başta sen olmak üzere bütün ekibine sağlık ve mutluluklar diliyorum. Allah razı olsun. Amin. Ben beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Ne demek? Lafı mı olur? 93 yaşında. Sağ ol. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Ha. 93 yaşında Sivaslı Sinan Dede. Ha. Hepinizi çok seviyorum. Bravo. Olun, çok. Biz de seni çok seviyoruz Sinan dedeciğim. Ha, sağ olun, var canım olun. Benim, sen benim göz ağrımsın. Çok teşekkür ederim. Çok VIP. Teşekkür ederim. Bravo. Allah. Yazıklar olsun size. Bir Sinan dedeyi kaldıramadınız, dört delikanlı. Sinan dedeciğim, ağzına sağlık. Ha, çok seviyoruz, bir tanemiz o bizim. Ha, söyle. Biz amcayı nasıl kaldıralım? Neyi? Hepimizin yaşımızın toplamı gene onun yaşı etmiyor. Olsun, nasıl sizin kuvvetiniz, gençsiniz oğlum. Aa, canım söyle. İbrahim, o yüzden bizimle yarışamazsınız, anladın mı şimdi? Ben konuşmuyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Son 2, 3, 4. Alçaklara kar yağıyor, düşünmedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Alçaklara kar yağıyor, düşünmedin mi? Sen bunu düşünmedin mi? Ha? Kar yağıyor, düşünmedin mi? Evet canım. Ha. Bir tane mikrofon var ama bir de söyle. Okullardan bu kurnaya çirkin sıçramış. Okullardan bu kurnaya çirkin sıçramış. 15 yaşında da küçük beyler. Arkadaşlar. Özür diliyorum. Ha, söyleyin İbrahim'cim. Arkadaşlar zirvedeyiz, sesiniz gelmiyor. Bir dakika, bir dakika. Hay, hay. Evet, öncelikle. Bir dakika, bir şey söyleyeyim. Bir dakika, lütfen, bir saniye lütfen. Arkadaşlar. Lütfen. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ve benim artık şu durumdan sonra bu programı çok fazla anlatmama gerek kalmadı.
kadınlar erkeklere karşı ama ben... ya da erkekler kadınlara bilemem. Burada önemli olan yarışmak değil, eğleneceğiz. Diyoruz ki yarışma bahane, eğlence şahane, program şahane. Sizlerin de katılımıyla ben hemen küçük bir hatırlatma yapacağım. Sonra başlıyoruz zaten. İki etaptan oluşuyor İbrahim'cim canım. İlk etap sorular. Ondan sonra İbrahim'i tek alacağım. Sözlüğe buraya. Kadınlar erkekler yarışacak. İkinci etapta performans. Performanslarımız gün geçtikçe artacak. Keyifli vakit geçireceğiz. Daha fazla söze gerek yok bence. Evet İbrahim. Son sözü sen söyle. Bak ne dedi? En son sözü ben söyleyeceğim. Bak ne diyeyim? Zirvedeyim. Şimdi siz bayan olduğunuz için arkadaşları tutmayacaksınız değil mi? Tarafsızsınız. Canım benim burada diyorum ki kızlar erkekler, erkekler kızlara karşı yarışıyor, bu kadar. Biz tarafsızız zaten, tabii ki. Teşekkür ederim. Aynen. En son onda kalmıştı zaten. Zirvedeyim, sesim gelmiyor dedi ya. Onların zirvesi bizim zeminimiz. Ya. Yani şöyle bayatlamış cümleleri, bunu bölümümüze tekrar veriyorsunuz şey ya, beni bitiriyorsunuz. O zirveden çok kötü çakılacağın yere haberin yok. Dürnev abla. Beyin üstü. Dürnev ablacığım. Kadınların kafası daha mı çok çalışıyor? Öyle diyor Allah. Ha? Bilmiyorum artık. Ha? Sıkıntı yok. Bizim pratik zekamız. Sağlam. Evet, aynen ha? Öyle. Evet. Bizim çabuk alırlığımız. Evet. Bakalım göreceğiz. Tabii şaka bir yana. Mehmet Ediz bana çok kötü bakmaya başladı. Bakayım benim tanımadığım kim var? Ben. Erdem. Erdemciğim merhabalar. Recep İvedik mi? Mat. Kızlar. Hiçbir şansınız yok. Ses gelmiyor. Recep İvedik de aramızdaymış. Recep Bey iddialı mısınız yarışmada? Yani kesinlikle kızlara şansınız yok. Peki. Kemal Sunal kim? Ha sen Utku. Ha. Evet siz ne diyorsunuz Kemal Bey? Kemal Bey de tövbe estağfurullah. Ha. Görev kutsaldır. Bekçi de kutsal. Ses gelmiyor. Ses geliyor mu? Sesim geliyor mu? Ses geliyor mu mikrofondan? Geliyor mu bizde? Ha. Görev kutsaldır. Bekçi de kutsal. Görev mi kutsal, bekçi mi kutsal, karıştırdım galiba canım. Peki Kemal Bey sizce siz çok centilmen bir beyefendisiniz. Her zaman kadınlara çok değer verdiğinizi belirttiniz röportajlarınızda. Sizce kadınlar mı kazanır, erkekler mi? Bence erkekler kazanacak. Değil mi lan? Ya nasıl ama? Şimdi gördüğünüz gibi bütün yetenekli arkadaşlarımız burada. Allah'ımıza bin şükür. Bin şükür, göreceğiz zaten bakalım. Ben diyorum ki şöyle kolay kolay soru bölümümüzden bir başlayalım. Başlayalım mı kız şehri? Çok tatlısın. Ha? Pembiş pembiş. Kırmızılar da çok yakışmış size Hande ablacığım. Böyle bugün... Bir kırmızı attırayım evet, dedim. Evet günün bugünü. Senin kadar güzel olamasam da. Yok ablacığım, teşekkür ederim. Evet ben hemen sorulara doğru gidiyorum. Sorularımız geliyor efendim. Evet siz de elinizdeki keypad'lere basacaksınız. Şıklarımız var zaten. Sorularımız da çok kolay. Ve sonra değerlendirme yapacağız hep birlikte görelim. Haydi. Birinci soru geliyor. Ha? Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Serdar Ortaç'ı tanımamızı sağlayan çıkış yaptığı parçanın ismi nedir? A. Karabiberim. B. Justin Bieber'im. C. Ortaylı İlber'im. D. İlber Ortaçlım. Böyle zor sorular hazırladık. Tamam. Evet, süremiz başladı. Kopya yok. Çok zor sorular bunlar. Evet, bakmayın birbirinize. Soner, ne, sen ne yazdın söyle bakayım. Ha? Evet, süremiz bitti. Ha. Evet, alabilir miyiz? Hemen alalım. Öncelikle doğru cevap, tabiisi ki karabiberim. Karabiberim. Bakalım kaç kişi
doğru demeyeceğim. Kaç kişi yanlış yapmış diyeceğim. Önce kimle başlıyoruz? Kızlarla mı, erkeklerle mi? Ha? Ay bunda da yanlış yapan yoktur herhalde diye düşünüyorum. Ha? Yapmıştır diyorsun. Yapan vardır diyorsun. Peki bakalım. Önce kadınlar. Gelsin bakalım. Kadınlarda vallahi kıyameti koparırım eğer bunda yanlış yapan varsa. Yapmamışlardır. Arkadaşlar herhalde yanlış yoktur diye düşünüyorum, değil mi? Yoktur bence. Ha? Türkiye'de yaşamayan, Türkiye'de yaşamayan yok değil mi aranızda? Ha. Evet. Evet. Aa. Yuh diyorum, başka bir şey demiyorum. Kız Sayoş, sen ne dedin canım? Bir dakika durun. Ne dedin canım? Bilmiyorum, basmadım ben. Ha, yazmadın. Yani Serdar Ortaç'ı hiç duydun mu? Duydum da. Şarkıcı olarak. Evet. Aa, peki hiç yani bu şeylerden bir, mesela Justin Bieber'im olmaz yani gördüğünüz üzere. Ortaylı İlber'im de olmaz. Karabiber'im hiç duymadın mı? Hayır, Allah'ım, duymadım. Zirveye ha. Zemine bak. Ama yani olmaz ki, haksızlık kız bak. Şimdi hakikaten Türkiye'de. Nerede bu zeminler? Karabiberim, burada derlere hadi içelim. İçelim her gece karabiberim. Burada derlere hadi içelim. İçelim her gece zevk-i sefa. Oldu gönlüme hadi içelim. Acıların yerine. Karabiberim, burka delilere hadi içelim. İçelim her gece karabiberim. Burka delilere hadi içelim. İçelim her gece zevki seba. Doldu gönlüme hadi içelim. Acıların yerine. Evet, hadi bakalım şimdi erkekleri görelim. Çok eğlendiniz. İnşallah. İnşallah ilik ayağın falan yoktur. Arkadaşlar, hata yapan var mıdır? Artık öğrendiniz neyin ne olduğunu. Dürüst bir şekilde delikanlı gibi parmak kaldırın, canımı yiyin. Bence de tabelada görmeyelim bak. Hakikaten tebrik ediyorum sizi. Böylesine zor bir soruyu tamamladınız. Fulünden tamamladınız. Tebrik ediyorum gerçekten. Evet, ikinci soruya geçelim mi? Ha. Erkekler önde. Evet, ikinci soruya geçiyorum. Hangisi kadınların kullandığı makyaj malzemesidir? A. Düzleştirici. B. Eyeliner. C. Kemer. D. Kolye. Süremiz başladı. Aranızda konuşma. İbrahim, ne diyorsun yavrum? Ha? Yazdınız mı? Hop. Süremiz bitti. Kopya çekmek yok. Allah rızası. İbrahim, sen kopya mı çektin demin? Ha? Ha? Ben... Bir dakika, biri bir çekti ama ha, kim çekti bilmiyorum. Ben bayan kuaförüyüm zaten, hiçbir şekilde kopya çekmedi. Ha tamam, sen bu soru senin sorun diyorsun. Aynen. İbrahim, fön mü çekiyorsun, ne yapıyorsun, boya mı yapıyorsun? Her şey derken A'da included. A'da included. Bıyık. A'da hariç her şey. Erkekler biliyorlar mı acaba kadınların biliyorlar, biliyorlar, muhakkak biliyorlar. Ne iğrençmişiz biz. Ha? Canım benim, ben sormadım size ne dediğinizi. Şimdi çıkacak zaten diyenler demeyenler. İbrahim'den eminiz. Evet, ne oldu Serkan? Ya ne bu oldu? Muhammed benim tansiyonumu düşürdü burada ya. Niye, ne o, ne yapıyor? Ben diyor bire bastım diyor. E bakalım cevaplara, hadi bakalım. Önce kadınlardan başlıyoruz, sessizlik. Evet, öncelikle sorunun doğru cevabı eyeliner. Eyeliner'ı bütün herkes bilmiş. Peki, şimdi bir de erkeklere bakalım.
Utku. Bir dakika Utku. Eyeliner ne canım biliyor musun? Öğrenin ne var? O eyeliner anlamadım ne olduğunu bilmiyorum. Eyeliner. Evet. Eyeliner nedir? Günün sorusu. Eyeliner. Eyeliner. Hiç duymadın mı? Hiç duymadım. Ey Türk gençliği. Hiç mi duymadın? Duymadım. Yani gerçekten sana inanmıyorum. Bak kızların. Arkadaşlar. Ben kadın şey makyajından ne anlarım? Baksana. Bak şehri, şehrini. Bak bak. Bir saniye bir dakika. Şehrinin İbrahim. Ama lütfen bir dakika. İbrahim'e bir ver canım İbrahim'e. İbrahim'cim. Efendim. Eyliner nedir? Bir anlatır mısın Utku'ya? Şehriye bak. Şehriye. Ye bilmiyorum ne diyeyim. Gözün üstündeki siyahlığı görüyor musun? Bak göz kapağını. Çekilmiş, sivri, aynen. O sıvı. O konuşunu da söyleyelim İbrahim'cim. Eyeliner. Bravo, bir alkış alalım İbrahim'e. Bir şey söyleyeceğim. Ben var ya Ziya amcayı tebrik ediyorum ya. Yemin ederim. Ziya abi helal olsun. Helal olsun sana. Kızlar, bak, kızlar, erkekler daha çok koşacak böyle kızlar. Vallahi kızlar, ey Liner sen nelere kadirsin oldu bunlar. Hadi üçüncü soruya geçiyorum. Üçüncü soruda erkeklerin bildiği bir şey olsun bari. İnşallah bakalım. Birbirsiniz şu anda. Hande Hanım. Şu anda skor 1-1. Duman oldular duman. Ne duman 1-1? Allah, 1-1 mi? Ne daha duman olan yok. Daha bismillah yeni başladık. 3. Garson. Okuyorum. Garson sipariş yazarken bir çarpı koyuyorsa ne anlama gelmektedir? A. Yok yazar. B. İki çay yazar. C. Gönül yazar. D. Sınıf tekrarı. Aranızda konuşmayın. Arkadaşlar ortak kolektif işler... Yok tek tek. Çünkü siz de tek tek puan alıyorsunuz. Başladı süreniz. Bitti. Yazan yazdı, atı alan Üsküdar'a geçti Soner'cim. Oo. Yalnız lütfen bir şey rica edeceğim. Şimdi bakın. Önemli bir şey söyleyeceğim. Cuma günü en düşük puanı alan aday gidecek. O yüzden lütfen herkes tek yapmaya çalışsın. Cuma günü bir ödül verilecek. Her cuma ödülümüz var. Asıl ödül 31 Aralık'ta. Gerçekten büyük bir ödül. Buradan gururla söylüyorum. 31 Aralık'ta da ödülü açıklayacağım. O yüzden lütfen herkes kendinden mesul. Ama tabii ki erkekler takımı, kızlar takımı. Bunların içinde de tek tek en yüksek puanı alan 31 Aralık'ta artık evimi kapar, neyi kapar bilemem. İpucu verdim. Evet bakalım
Garson sipariş yazarken bir çarpı koyuyorsa ne anlama gelmektedir? İlk önce kadınları görelim. İki çay yazar. Bir kadınları hemen alalım. Evet. Helal olsun kızlar. İki çay yazar. Şimdi bakalım. Bu zor soruda. Bir zor soruda erkekleri görelim bakalım. Evet, erkekleri alalım. İbrahim. İbrahim. Şimdi iki tane İbrahim var. Hangi İbrahim? Güneş mi? İbrahim O, İbrahim G. İbrahim iyi gidiyordu be kuşum. Kimlerle yola çıkıyoruz ya? Eyeliner'da geçtin mi bu çayda? Çayda hadi bir tur daha spor yapsınlar. Bir tur daha spor yapsınlar erkekler. Devam etsinler. Yoktur. Garson bir şey niye çarpı basıyoruz ki yani? Ben çarpıyı görsem ondan yok sanırım. Peki sen ne dedin canım? Bir dakika ne olur hep bir ağızdan konuşun. Sen ne dedin? Şey yok yazar. Hani yok. O şeyden yok. Peki senin yanına çaycı geliyor. Evet. Yoklama mı yapıyor çaycı? Hayır ama garson ayrı, çaycı ayrı. Nasıl garson ayrı? Kız çok lüks gördüm seni. Bu çaya ne yani? Normal kahve çay siparişi vereceksin. Bir çay gelsin. 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 Ercan söyle iki çay gelsin. Vallahi çaydan gittiniz. Eyeliner'dan, çaydan. Ha? Geçmiş olsun diyorum. Neyse ki bireysel. Yarış devam ediyor. Bireysel ama takım adına da yarışıyorsunuz. Dörde geçiyorum. Evet, dörde geçiyorum. Muzip kime denir? Muzip. Muzip kime denir? A. Mızıkçı. B. Mızıkacı. C. Komik. D. İcat eden. Muzip. Süreniz başladı. Muzip. Yap bırak şunu. Konuşma yok. Konuşma yok. Vallahi billahi geliyorum ha. Bak. Coğrafya öğretmeni gibi yaptınız beni. Kopya çekmek yok. Ya. Çocuklar. Aa. Ha. İkiye bastınız mı? İki. Evet. Sorunun cevabı iki. Muzip. Siz şimdi mızık açılacaksınız. Cevabı alalım. Cevap nedir efendim? Komik tabii ki. Ha? Peki muzip bu cevabı vermeyenleri bir göreyim ben. Bir dakika dur. Öncelikle bir puanları görelim. Kimler vermiş, kimler vermemiş. Evet, kadınlara bakalım öncelikle. Bakalım kimler cevap verememiş. Ya da kimler cevap vermiş. Muzip. Hiç duymadınız mı arkadaşlar? Muzip. Ne kadar muzip. Dürnev abla sen vermediysen sana yakıştıramam. Sen yanlış yaptıysan vallahi sana yakıştıramam. Evet. Geldi mi oylamamız? Gelmedi. Ha tamam peki. Peki bir şey söyleyeceğim. Ne dedin Dürnev abla Allah aşkına? E tamam doğru dedin. Tamam. Demeyen kim? Sen ne dedin İlal muzipe? Ha? İcat eden mi? Kız o mucit. Ben yanlış anladım. İcat eden mucit, komik olan muzip. Ha. Sen ne dedin sen? Ha tamam. Tamam. Hani diyorsun şanımıza, şerefimize burada da patlamayalım. Aa, bir tek Hilal. Olabilir, olabilir. Bir kişi. Bir kişi olabilir. Aa, bir şey söyleyeceğim Dürnev abla. Aa, kendi aranızda bitti bir de yandan erkeklerden mi kopya? Yapmayın. Alakası yok, İbrahim'le alakası lütfen. Yok.
Yok ben... Vallahi bak performans cezası ekleyeceğim. Evet erkekleri görelim bir de. Erkekler. Beşinci soru. Hazır mısınız? Hazır mısınız erkekler? Kızlar hazır mısınız? İnsanlarda oksijen neye yarar? A. Ölmeye. B. Yemek yemeye. C. Nefes almaya. D. Fotosentez yapmaya. Süreniz başladı. Tamam. 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 Bakalım belki. Bitti. Süreniz bitti. Şadman abi buradan kopya veriyor. Ne veriyor? Evet. Kime veriyor? Evet. Hayır ya öyle bir şey yok. Ben gördüm. Yalan. Ben gördüm. Görürüm. Recep İvedik şöyle bir kalk. Hakaret sayın. Kopyanın verilmemesini lütfen kendi tarzında söyle. Ben beceremiyorum lütfen. Siz kızlar konuşmayın. Asabiyim, kompleksliyim, agresifim. Lütfen kopya verilmesini rica ediyorum. Çok korktuk. Gerçekten yani çok korktuk. Neyden korktun? Neyden korktun? Lütfen. İnsanım ben de. Lütfen. Evet, cevapları alıyoruz. Önce kadınlar bakalım kim bilmiş, kim bilememiş. Nefes almaya zaten, evet. Bakalım oksijeni bilemeyen. Evet, bir görelim kadınları hemen. Alalım. Kızlar nefes almaya demeyen var mı? Ha? Nefes alsın. Bravo kızlar hepsini bilmiş. Öncelikle. Muhammed şey diyor nefes alsın yeter. Deyim mi bu? Evet bir deyim. Ha deyim ne anlama geliyor? Nefes alsın yeter. Peki erkekleri alalım hemen. Aa! Aytek, Ziya. İbrahim bak. Canım benim. Tamam. Şimdi 4 sen ne demişsin? Fotosentez yapmaya demişsin değil mi oksijen? Tamam. İbrahim fotosentez demiş. Hayır. Kafa geldi gitti fotosentezle yani. Öyle mi? Ha? Bir dakika. Arkadaşlar ama Muhammedciğim bir dakika. Şimdi Aytek sen ne dedin canım? Ama bak böyle yaparsan İşte beyine oksijen gitmiyor kabullenmiyorlar. Ben de kabullenmiyorum. Aytek neye bastın canım? Çıkarırım ben şimdi oradan. İlk üçe basmış Aytek. Bu da iyi. İlk üçe. Garantiye almış ilk üç. Anneciğim beyinlerine oksijen gitmiyor. Ama arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Aytekciğim bak şöyle bir şey ben bunu hatırlatma gereği duymadım. Hatırlatayım o zaman. Şöyle bir tuşa basıyorsunuz yavrum. 20 saniyemiz var ya. 3'e bastım. Saniye vardı sonra 3'ten 4'e gidip geldim. 4'e bastım tekrar 3'e bastım. Sen de bir fotosentezle gelip gittin abi yani. Abi git gellerle yaşamayın gözünü seveyim ya. Herkes burada fotosentezle zaten de. Abla çok ses oluyor. İnsanın kafası karışıyor biliyor musun? Peki onu... Serkan'cığım. Ben size gösterdim. Gel gitlerle yaşamasınlar. Başka da bir şey demiyorum. Ha. Şimdi ben erkeklere söylemek istiyorum. Hande ablacığım erkekler, bir şey sor. Bir saniye canım. Ben erkeklere söylüyorum. Erkekler kızları elemek yerine kendi içerisinde birbirlerini eliyorlar. Bunu yapmayın ya. Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Mehmet Ediz sevgiyle konuşuyordu. Ha. Yayın başlamadan önce. Aynen öyle. Tamam. İçimizde peki hain. Ziya abi sen ne dedin? Müzik olayında sen... Ziya abi dürüsttür. Ziya abi dürüsttür. Söyle ne dedi Ziya abi?
Ne dedin canım? Bundan sonra gelirken. Ya şimdi bu köşede ya 4 numara. Fotosentez dedin sen de. Tamam. Ben de buna 3'e basacağım zaman 4'e bastım. Oradan kaybettim ben de. Anladım. Herkes kader böyleymiş. Tabii dikkat edin o zaman. Evet. Arkadaş kurban. Fotosentez biliyorsunuz bitkilerin. Bitkiler fotosentezle. Ben sporcu bir kişiyim yani. Aramızda bitki varsa bilemem ama ben hani normal oksijen nefes alıp verme. Ha. Sen sporcusun. Evet ne olur dikkatli olalım. Tuşlara doğru basalım. Şu anda kızlar öne geçti. Bir de sizden bir şey rica edeceğim. Herkes tek tek konuşsun. Ne olur Muhammedciğim siz organize edin. Skor kaç kaç? Birazdan söyleyeceğim. Evet 6. soruya geçiyoruz. Eşinizin babası sizin babanızın nesi olur? A. Kayınbiraderi. B. Dünürü. C. Eltisi. D. Dedesi. Defter kitap açık. İstediğiniz yere bakabilirsiniz bu soruda. Eşinizin babası sizin babanızın nesi olur? Süre devam ediyor. Kızlar çok sevinçli ve mutlu. Evet. Kolay mıydı soru? Sizin de yani hiçbir bilginiz yok evlilikle alakalı zaten. Ha. Eşinizin babası sizin babanızın nesi olur? Ha. Yazdınız mı? Doğru tuşlara bastınız. Sonradan hani aman ona bastım buna basmadım. Lütfen Soner'cim. Tamam. Evet alabiliyor muyuz hemen? Öncelikle dünürü. 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 Şimdi bir kadınları görelim bakalım. Kimler cevap vermiş, kimler verememiş. Bravo. Hepsi evlenmiş. Buradan da bir laf soktu. Zirvedeyim duyamıyorum. Bir dakika. İbrahim bir sustu. Gerek yok. Her evet şimdi erkeklere bakıyoruz hemen. Aa. Allah Allah. Bilmişsiniz. Hayret. Bir yalnız şey söyleyeceğim herkes bilmiş çok her iyi. Her çıkışın bir düşüşü vardır. Bunu da unutmasın. Aa hepiniz bilmişsiniz. Arkadaşlar problem yok. Bunlar sadece alıştırma soruları. Size birazdan böyle yavaş yavaş zorlanacaksınız. Size önde yer veriyoruz. Daha demin o yüzden bilemedin arkadaşlar, değil mi? Arkadaşlar ayağınız kayar düşersiniz. Yavaş sessiz. Daha demin seni kaydığın gibi mi? Zemin çok kaygan. O yüzden düştün. Yedinci soru. Aşağıdaki isimlerden hangisi ünlü mankene aittir? A. Asuman Krause. B. Asuman Kroşe, C. Asuman Aparkat, D. Asuman Direk Vuruş. Süreniz başladı. Evet, süremiz bitti. Sayoş, biliyor musun bunun cevabını? Biliyorsun. Dur bakayım, bir önce bir bakalım. Bilemeyen var mı? Hemen kızlar. Doğru cevap Asuman Krause tabii ki. Ellerimle kazdım ben kendi kuyumu. Bilmeliyim önce huyunu suyunu. Sonra çok önemli. Evet bakalım şimdi tablolara bakalım. Önce kızlar. Kızlars. Hepsi bilmiş tabii ki. Evet şimdi erkeklere bakalım. Erkekler de bilmiş. Evet 8'e geçiyorum hemen. Hangisi yardım isteme şeklidir? A. Aman Tanrım. B. Abu.
C imdat, D eyvahlar olsun. Süremiz başladı. Hadi bakalım. Aman Tanrım. Abo! Help me! Help me! İbo ne diyebilir? Ankaralılar genellikle abo diyor. Öyle mi? İbo her şaşırdığında yardım istediğinde öyle diyor çünkü burada. Abo! Öyle mi yazdın? Canım benim önemli değil, öyle mi yazdın? Bir dakika, öncelikle bir doğru cevabı alalım. İmdat olacak. Evet, imdat demeyenler, aynı zamanda bu bilemeyenler oluyor böylelikle. Şimdi önce hemen bir kadınlara dönüyorum. Şehriciğim, dedin mi kız imdat? Evet ablacığım, tabii ki de imdat. İmdat demeyeniniz var mı? Evet, bir bakalım hemen tablomuza. Bilemeyen var mı kızlardan? Kızlars. Herkes bir imdat demiş. Güzel. Evet, hemen akabinde erkeklere bir bakalım. Bilemeyen var mı? Aa, erkekler de bilmiş. Ama Serkan, İbrahim'i çok küçümsedin. Ne Ankaralı kadar daha... diye abo diyor, imdatı bilmeyecek mi çocuk yani? Ha. Tövbe, ben Ankaralıları küçümsemedim, ben İbo'yu küçümsedim. Boyundan dolayı. İbo, vallahi kavgada söylenmez. Yani bu soruyu, aynı şeyi Mehmet Ediz demiş olsaydı belki bir ihtimal karşılık verebilirdim ama Serkan'a veremiyorum. Neden? Noktayla virgül gibiyiz çünkü. Aa, ne alakası var? Boyu uzun. Ha, boydan diyorsun. Peki diğer soruya geçiyorum o zaman. 9. Deli deliyi görünce neyini saklar? Sakladığı şey. A. Hunisini saklar. B. Ayakkabısını saklar. C. Sopasını saklar. D. Saklambaç oynar. Süreniz başladı. Evet, süremiz bitti. Artık bunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu da kolaylardan bir tanesiydi. Deli deliyi görünce... Evet, bir alalım bakalım doğru cevabımız. Sopasını saklarmış. Evet kızlar. Fire var mı kızlardan? Ha? Hadi bakalım kızlar. Deli deliyi görünce sakladığı şey. Deli bile deli bile veriyor senden daha iyi kararlar. Deli deliyi görünce çomağı da olur, sopası da olur, sopasını saklar. Doğru cevaptı. Erkekleri alalım hemen. Hande Hanım. Utku. Hande Hanım. Muhammed. Bir dakika, Utku. Hande Hanım. Ne dedin Utku? Hande Hanım. Bir dakika, Utku ne dedin? Deli deliyi görünce... Saklambaç oynar dedim ama... Saklambaç sonradan... mı oynar dedin? Bir dakika, yok, sonradan doğru cevabı olmadı. Saklambaç, gel bir öpeceğim, yemin ederim. Kız yazık, vallahi üzülürüm. Sopasını sakla. Saklambaç mı oynattın onlara, gel. Ay kıyamam. Dur, peki saklambaç oynattı Utku. Peki Muhammed sen... Bizimle saklambaç oynadın. Bilirken böyle demiyorsunuz ama. Muhammed'cim sen ne dedin vallahi? Ben hunisini dedim. Delilerin kafasında huni olur. Hunisini ya. Saklar dedin. Deli deliyi görünce hunisini saklar. Bunları ben kandırdım. Evet. Açık konuşmak gerekirse. Peki. Evet. Peki bir saniye. İbrahim G. Peki İbrahim'cim sen ne dedin canım? Vallahi ben arkadaş kurbanı oldum. Ne dedin? Huni mi dedin sen de? Muhammed'e güvendin. Ben buna güvendim, buna buna güvendim. Ne güzel. Sonra bu bizi uyardı ama iş işten geçti. Deli deliyi görünce hunisini saklar. Ha.
Erkekler ağlamaz. Sil göz yaşını. Kaçırma gözlerini. Gizli gizli. Peki evet. Erdem. Bilmi şey Siyah. O nasıl abi, bir erkekler bilmiş demekti ya. Aytek. Aytek. Aytek'cim. Sen ne dedi canım? Deli deliyi görünce. Ben ilk başta Huni yazdım. Ondan sonra Sofa yazdım. Yazdım hayır, işte. Sonuç şimdi. Sonuç. En son ne yazdın? Huni olması lazım. Huni ha? Yazdım. Hatırlamıyorum ama Huni olması lazım. Huni dedin sen de. Evet öbür bilmeyen ne dedi? Serkan sen ne dedin? Ya bizde bir koalisyon sen oldu aslında. Sen de Huni dedin. Koalisyon olunca. Tamam. Huni. Koalisyon yapmayacaksınız. Ama ben artık koalisyon yapmıyorum tabii. Evet. Bireyselim. Bakın görüyorsunuz. Kimseyi dinlemiyorum. Hiçbiriniz birinizden daha akıllı değil. Herkes kendi düşünsün, hayır, kendi cevap versin. Buradan anlaşılıyor ki Serkan hepimizden. Nokta nokta. Evet Hande'cim, müsaadenle yarın İbo'ya Huni getireceğim. Ama şimdi erkekler belki performans etabında kapatacak bu açığı. Bilemem. Performans konuşsun. Futbolla ilgili de merak etme, her şeyi koyarız. Sizden gelen istekler doğrultusunda. Evet öbür soruya geçiyorum. 10. Kadınların saçını tepeden toplama şekline ne denir? A. Eşek kuyruğu. B. Fare bacağı. C. Kurbağa dalışı. D. At kuyruğu. Süremiz başladı. Kopya yok. Kopya yok. Bana güvenin. Ama evet süremiz bitti. Bana güvenin. Süremiz bitti. İbrahim o nokta kuaför olduğu için bunu biliyordur diye düşünüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Biliyorum da ama böyle haksızlık olarak kızların garanti bileceği sorular soruyorsunuz. Ama bu artık mesela eyeliner. Bir işte dakika şimdiki canım benim ya. Sinan dedi. Sinan dedi Allah rızası için bak ne diyorlar. Bu sorunun cevabı ne? Kadınların saçını tepeden toplama şekline ne denir? Hayır sen bak. Ha. Ne deniyor böyle hani şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz ya. Evet. Ne deniyor buna? Arkadan bağlanmak işte biz. Arkadan. Evet saçını arkadan bağlamak. Arkadan. Eski usul. Ne evet deniyor? Eski bağlamak usul. Saçını bağlamak. Ne eski kuyruğu usul, deniyor? At kuyruğu ha? At. Al. At kuyruğu. Tabii ya. Bak Sinan dede biliyor yani. Vallahi helal olsun. Bak gördüğünüz gibi hiçbir haksızlık yok. Sinan dede de biliyor. Hemen ben at kuyruğu zaten cevabımızı aldık. Hemen bakalım kadınlar erkekler burada bilemeyen fire veren. Kızlar full. Kızlarda boş yok. Hemen erkeklere bakalım. Erkeklerde de boş yok. Tamam. Hemen. Hani bayanlara göre soruydu. Erkekler de bilmiş. Hani bayanlara göre soruydu hep sorular. Evet, bak erkekler de bilmiş. İki tarafta eşit şu anda bildiniz. 11'e geçiyorum. Kadınların her fırsatta attığı şey nedir? Siz daha iyi bilirsiniz. Bakın size yönelik. A. Trip atmak. B. Ayakkabı atmak. C. Hava atmak. D. Olta atmak. Süremiz başladı. Trip atmak, ayakkabı atmak, hava atmak, olta atmak. Kadınların her fırsatta attığı şey. Ha? Ayakkabı. Evet doğru cevap. Alıyoruz doğru cevabı. Trip atmak. Bam bam trip yapma. Yapma bam bam trip yapma. Yapma bam bam trip yapma. Yapma trip yapma sana bana. Bam bam trip yapma. Yapma bam bam
Trip mi atıyoruz biz her dakika? En sevdiğim ayakkabı atmak ama trip atmak olsun. Evet, daha öncelikli trip atmayı çok seviyoruz. Evet Hilal'cığım. Hande abla daha demin erkekler ağlamaz sil gözyaşını dedim ya, İbrahim trip atıyor. İbrahim trip atıyor. Trip atıyor şu anda. Tribal enfeksiyon arkadaşım, bana bakıyor, sinirli var diyorsun. Kafasını çeviriyor. Arkadaşım sen niye erkeği üstüne alınıyorsun? Bana direkt bakıyorsun, kafanı çeviriyorsun, trip atıyor. Yanlış. Bak her şey nimettir. Niye trip havuç atıyorsun? Da kendini nimetten sayar. Program burası, trip o zaman, atma. İbrahim o sen neden benim arkadaşıma ikide bir laf atıyorsun? Ben oraya mı bakıyorum arkadaşım? Önüne döner misin? Yendikten sonra konuşun. Herkes ya kendi takımıyla ilgilensin. Sana ne oldu Sevgi? Sen evet. Benim arkadaşım hakkında kızlar, kızlara bakalım. Ben atarım. Kızlara bakalım. Bilmeyen var mı? Senin havan trip söndü. Atmak. Kızlar kol. Bravo kızlar. Erkeklere bakalım şimdi. Erkekleri Hande alalım. Abla, bu gidişte kızlar yenecek herhalde. Erkekler. Aa, yuh. Yuh. Erdem dur. Anlaşım. Dur canım dur. Ha. Ama ya. Erdem. İbrahim böyle diyor. Bir dakika, İbrahim böyle diyor. Haksızlık ama ya. E ne yapalım? Bu takım işi. Ne dedin Erdem? Ya şimdi o soru çok ha zordu aslında. Çünkü kızlar genelde hani erkekler için süslenmediği için. Evet. Genelde hani birbirlerine Erdem böyle. Erdem'in bunu yakıştıramadı. Hani, bakıyor herhalde. Sen ben ne dedin? Ben şey işte. Alttakini dedim. Hava atmak dedin sen. Evet. Hava atıyorlar birbirine kızlar ondan. Ha. Ama her fırsatta konuşmadı. Lan. Hop. Hop. Peki Ziya abicim. Olmuyor lütfen. Lütfen. Abicim. Hop. Ziya abicim sen ne dedin? Hani kadınlar sinirlendiği zaman ayakkabı atıyor ya bazen. Ah, ben kıyamam. De onu söyledim işte. Atıyor mu hanım sana? He. Bir de trip. Eskiden hanım atıyor muydu? Sen evlendin mi Ziya abi hiç? Evlilik yaptım şükür ben. 26 kadın yıl atıyor muydu ayakkabı? Atıyor da sinirlendiği zaman. Aa, vay. Atacağım tabii. Demek ki ondan tabii, kaldı tabii, sende tabii bu ayakkabı. Kadınlar biraz cesur olsun erkeklere. Bir de Ziya abinin Hande Hanım, geçmiş de hayatından trip, kalan tecrübelerinden. Trip. Trip, trip, trip. Bir dakika, bir dakika. Trip'i duymadım ben. Ziya amca, sen nasıl duydun? Trip duymadın tabii sen? Ne? Trip nasıl duymadın? Duymadım ben valla trip. Bayanların en çok yaptığı trip. Valla trip. Trip'i ben yani duymadım, açı söyleyeyim ya. Hava atmak yok. Doğru, erkekler. Şimdi Erdem de bize ne trip oldu atıyor. Erdem? Bööööt. Yapamıyorum. Evet, 12. soru. 12. soru. Bu çok kolay bir soru, bunu bilirsiniz. 12. Masal kahramanı Hansel'in kardeşinin adı nedir? Masal kahramanı Hansel. Hansel'in kardeşinin adı nedir? A. Graham Bell. B. Krater. C. Cinderella. Arkadaşlar. D. Krater. Hop, bak. Bana diyor Aytek, kendi konuşuyor mesela. Bak konuşuyorsunuz. Değil mi Hande abla? Vallahi gördüm. İbrahim lütfen. Önüne. Önüne. Gerdala gülüyorum. Ocağımızı süremiz bitti. Süremiz bitti. Çok kötüyüm şu anda. Arkadaşlar hiç duymadınız mı masal kahramanı? Hansel. Ha? Hani cadının Sindir evidir, keşküldendir, muhallebidendir, yesin. Hiç duymadınız mı? Ben ne abla? Cinderella. Durun bakalım. Yapmadım. Ah Cinderella. Cinderella. Sinsiya, siz Cinderella'sınız kızlar. Şimdi arkadaşlar, bağırıyorum yemin ederim, bağırmayayım ya, vallahi sesim kısılacak yarına. Bakın öncelikle hakikaten bireysel puan alıyor herkes. Kopya vermeyin. Niye üstün zekandan başkaları yararlansın Muhammedciğim? Soner'cim keza. Erdem. Ha? Daha demin diyordu Soner Bey, Şaduman teyze bize kopya veriyor diye. Bak kendin veriyorsun. Yani hiç kimse kimseye kopya Soner vermesin. Veriyor, Soner. Cuma günü çünkü en düşük puanı alan gidecek. Ve yeni biri gelecek pazartesi günü. Cuma günü de ödülümüz var.
Büyük ödül 31 Aralık'ta, onu söyledim, bir daha hatırlatıyorum. 31 Aralık'ta gerçekten büyük, büyük ödülü açıklayacağım. Ama herkes cuma günü eğlenecek. En düşük puanı alanlar, alan bir kişi eğlenecek cuma. Ona göre yani, vermeyin kimseye. En yüksek puan alan da hediye alacak. Lütfen kopya vermeyin yani. Evet, Hansel'i alalım bakalım. Cevabımızı alalım öncelikle. Hansel'in kardeşinin adı nedir? Masal kahramanı. Ansel. Gretel. Gretel. Evet, Hansel'le Gretel. Bilmeyen var mı arkadaşlar Hansel'le Gretel masalını? Bir bakalım hemen. Kadınlara bakalım. Önce kadınlar. Kadınlar, kadınlar diye ben delirim şimdi. Helal olsun kızlara. Helal. Erkekleri alalım. Erkekleri kızlar, görelim. Lan beni kız. İki kişi. Yok artık. İki kişi. Hansel'le Gretel. Sorunun cevabını bildiğim halde ben size baktım. Birbirinize konuşuyorsunuz. Hansel, Gretel. Bir dakika. Utkucuğum ne dedin canım? Şu anda bahane. Olabilir, herkes Cinderella bilmek. Cinderella dedim. Cinderella mı dedin? Hansel'le Cinderella, iki kız kardeş. Ha? Bir evde yaşayan iki kız kardeş. Hansel ve Cinderella. Olabilir, bilmeyebilirsin. Çizgi filmlerden geldi. E tamam, olabilir. Cinderella cevabı da, bunu da gördük. Hansel ve Cinderella. Maalesef size iki puan kaybettirdi takıma, daha doğrusu. Kızlar full çıktı buradan da. Evet, 13. soruya geçtik. 13. Ağlama demez. 4'te 3'ü suyla kaplı gezegen hangisidir? A. Satürn. B. Gora. C. Dünya. D. Plüton. Tamam, elleme. Ha, elleme şimdi. Tamam. Şöyle bir şey, birinin birisiyle konuştuğunu görürsem eleyeceğim. Tamam mıdır? Tamam mıdır? Hiç kimse eleme sırasında, yani süre sırasında, süre sırasında. Ama biz konuşabiliriz diyor. Hayır, süre sırasında. Biz konuşabiliriz diyor Hande abla. 4'te 3'ü sularla çevrili gezegen. Şehriciğim, iyi midir senin coğrafya bilgin? Eh işte. Ha? Eh çok iyi değildir. Tamam. Günel. Günel'cim iyi mi coğrafya? Canım. Hiç iyi anlamadığım için. Şimdi 4'te 3'ü diyorsunuz ki nereden çıktı? Sularla kaplı bir gezegen nedir? Dünya. Bir bakalım, alalım cevabını hemen. Dünya dönüyor, sen neler sende. Yıllar geçiyor, fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen neler sende. Geçiyor, fark etme sen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etme sen de. Dünya! Evet, görelim bakalım. Kaç kişi bilmiş, kaç kişi bilememiş. Önce kızlar. Hepsi bilmiş. Şimdi erkekler. Hepsi bilmiş. Evet, hemen diğer soruya geçiyorum. 14. soru. Bravo. Bravo Aytekçim. Yıldızların durumu ve devinimlerinden anlam çıkaran kişiye ne denir? A. Astrolog. B. Astronot. C. Falcı. D. Uzay mühendisi. Süremiz başladı. Yıldızlar. Konuşmayın. Evet, süremiz bitti. Doğru cevap. A. Astrolog.
Astronot diyenler parmak kaldırsın. İbrahim astronotlar parmak kaldırsın. Muhammed astronot dedin. Astronot diyenler diyorum. Var mı astronot diyen? Bakalım göreceğiz astronotları. Peki kızları görelim. Kızlar tablosu hemen. Bravo. Erkekleri görelim. Ya ben bir şey söylemek istiyorum. Hani söyle canım. Biz ya, hep böyle yeniyoruz ama kızlar biraz sesiniz çıksın ya. Şöyle bağırın biraz. Hadi hanım. Yani. Hadi hanım. Değil evet. Bağırmaları lazım. Biz hep sevgiyle ikimiz bağırıyoruz. Biz kızlar mısınız? Aa. Kızlar. Evet 15. Hazır mısınız? İnsan davranışlarını ve aklı inceleyen bilim dalı nedir? A. Üroloji. B. Nöroloji. C. Psikoloji. D. Antropoloji. Süremiz başladı. Hop! Yine şapının ocağını başına yıkacağım ya. Tamam. Süremiz bitti. Süremiz bitti. Doğru cevap üroloji arkadaşlar. Dermişim. Ortamı gerermişim. Billah yaparım. Seni seviyorum der. Senden kaçarım. Pisi pisi kapatın. Billah yaparım. Seni seviyorum der. Senden kaçarım. Pisi pisi kapatın. Billah yaparım. Seni seviyorum. Evet doğru cevap, doğru cevap. Psikoloji C şıkkı. Evet hemen bakalım bir kızlar tablosunu görelim. Sol. Erkekleri görelim. Ziya abi. Ne dedin? İnsan davranışlarını ve aklını inceleyen bilim dalı nedir dedik? Nöroloji dedim ben. Üroloji mi dedin sen? Ama psikoloji de doğru abi. Ama üroloji dedin evet, değil mi? Nöroloji. İnsan davranışlarını. Evet doğru söylüyorum evet. Arkadaşlar hep söylüyorum erkeklerin davranışlarını çok etkiliyor. Bu üroloji. Ah bu üroloji. Yapacak bir şey yok. Evet 16. soruya geçiyoruz. Dereyi görmeden sıvanmaması gereken yer neresidir? A. Kelle paça. B. Paça. C. Yaka paça. D. Yaka. Süremiz başladı. Evet hemen alalım. Doğru cevap paça B şıkkı olacaktı. Hemen bir kızları görelim önce. Bilemeyenler var mı acaba diyerekten. Tek tek basaraktan vade süzerekten. Tabii ki yok. Bravo. Evet bir de Dürnev ablacığım. Böyle bir sevinçle fırladınız Dürdaneyle ayağa. Bir de erkekleri görelim bakalım. Erkekler. Ziya abi Allah rızası için. Dereyi görmeden neyi sıvama dedin sen? Dereyi görmeden paçaları sıvama. Evet evet. Sen ne dedin? Bir dakika canım ya. Ben de... Ya kelle paça demişim işte. Dereyi görmeden kelle paça sıvama. Kafam dalgınıdı biraz ya. Peki bir şey soracağım. Ziya abi bir kalksana. Bir dakika ne olur hiç ses istemiyorum. Ziya abicim
Deriyi görmeden paçaları sıvama ne demek? Deyim olarak hani ya. Yani ne demek? Dereye gir de paça, dereye gireceğin zaman paçaya sıva yani. Ha dere paçaya diyorsun, bir tabii, dere var diyorsun. Dereye geçeceğin zaman paçaya çekeceksin böyle ayakları. Peki mecazi anlamda ya bu. Evet. Bir kalk ayağa dur, seni görürüm. Mecazi anlamda gel yanıma. Gel. Şimdi dereyi görmeden paçaları sıvama derler ya hani. Evet. Şimdi ne demek o dereyi görmeden? Ne anlamda söylerler bunu? Biz köylü çocuğuyuk. Ha. Burada dere var. Dereye geçeceğim. Ha. Burada sıvayacağım mı? Derenin yanına geldiğin zaman, geçeceğin zaman sıva dere. Ha. Paçaya sıva yani mesela. Benim kafam dağılır mı biraz? Yoksa bildiğim soru yani. Arkadaşlar bilen var mı? Evet. Dereyi görmeden paçaları sıvama. Dereye görüp de geçeceğim. Böyle geçeceğin evet zaman canım, sıvayacağım. Evet canım. Evet seyircilerden mikrofon. Mikrofon gitsin oraya hemen. Gidene kadar zaten şey. Otobandan Kenya. Evet biraz hızlı. Süper. Tamam canım evet. Düşünmeden, düşünmeden hareket etme. Önünü görmeden başlama. Aynen. Bravo. Bir alkış alalım. Yani düşünmeden hareket etme demek oluyor. Dere dere değil yani. O dere senin dere değil. O paça o paça değil. Mecazi anlamda yani. Geçeceğin zaman paçaya sıvayacaksın. Paçayı sıva. Tamam. Sen sıva paçaları. Ne olur ne olmaz. Ne olur, Ziya olur. Abi Allah teşekkür korusun. Ederim, Allah islanır mıslanır o paçalar. Peki. Devam ediyoruz. 17. Halayı kontrol eden lider ruhlu, elinde mendil olan kişiye ne denir? A. Halay başı. B. Halay müdürü. C. Özkan. D. Fener halayı. Süremiz başladı. Evet. Kızlar. Evet. Vallahi çok iyi gidiyorsunuz ha. Maşallah. Hani sizin şarkınız vardı bir tane. Neydi o arada bir sloganlı şarkı? Neyse sonra şey yapın bence. Dur hemen acele. Moralleri bozulmasın. Evet cevabı alalım. Halayı kontrol eden lider ruhlu elinde mendil olan kişiye ne denir dedik? Cevabı... halay başı. Diyar Bekir yoluna, ey diyar Bekir yoluna. Toydum düştüm toruna, ey toydum düştüm toruna. Bu sevdalar boşuna, ey bu sevdalar boşuna. Belalım, 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 belalım amma. Bu sevdalar boşuna, ey bu sevdalar boşuna. Belalım, belalım, belalım. Belalım, 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 belalım amma. Vur davulcu, vur davula, gümlesin dile kız oğlanı senmiş dünya malı neylesin. Vur davulcu, vur davula, gümlesin dile kız oğlanı senmiş dünya malı neylesin. Gel gönül, gel canım seni sevdeler dile, saran kollarıma sensiz neyler. Vur davula, gülmesin dile kız oğlanı sevmiştir.
gülmesin. Burada burcu burada bulan gülmesin. Dilek kız olanı sevmiş dünya malı neylesin. Mardin kapı şen olur lene 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 lele hanım. Mardin kapı şen olur dibi değirmen olur. Buralarda yar sever vallahi beden olur. Lele 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 hanım. Le hanım le hanım le. Sormuş sen hiç hanım le. Göğsüme vura vura çürüttün sol yanım le. Lele 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 hanım. Özkan, helal. Yemin ediyorum literatürlere girdin. C şıkkı oldun be Özkan. Ha? Özkan C şıkkı. Evet, halay kızlar, halay başı. Full, fullünden. Erkekleri görelim. Erkekler de full. Böyle halay, kol bastı, çifte telli fullsünüz bakıyorum. Ha? Ha, kadın erkek full. Neyi neyi? Breakdans da var da böyle danslı manslı eğlenceli full. Full çakıyoruz. Ama böyle deyimlere meyimlere girince hafif orada. Orada bir küçük bir tökezler. Peki. Evet 18. Çok inişli çıkışlı ilişkiye ne ad verilir? A. Fırtınalı. B. Bulanık. C. Yağmurlu. De parçalı bulutlu. Süremiz başladı hemen. Bitti, süremiz bitti. Hande abla, ben şahit oldum bir şeye. Söyleyebilir miyim? Ne oldu sevgi, canım? Sevgi basıyor, arkaya doğru gösteriyor. Ben gördüm. Hayır, öyle bir şey yok. Kesinlikle hayır. Ya. Başladı mızıkçılık. Hande abla, bir şey söyleyebilir miyim? Ben basmadım. Şöyle oturdum, bekledim. Hayır. Sevgi bastı, arkaya gösterdi. Böyle. Hayatım sen, ben. Gördüm. Yalan. Peki bir dakika, zaten sen bastın mı herhangi bir şeye? Yok, ben basmadım. Ben yavrum bekledim. Bas, takım kaybediyor. Ben bastım. Ben biliyordum sorunca alın, bekledim şöyle. Aytek. Aytek, bir şey söyleyeceğim. Kaçtır biz hep yeşil gidiyoruz, hep sevgim bizi iletiyor. Ya, sevgim bize söylüyor. Ne alaka? Yanlış görmüşsün. Ya, yanlış görmüşsün. Yanlış görmüşsün. Ya ayrıca bir şey... Tamam, ben görmedim. Görseydim uyarırdım, biliyorsunuz, tamam. İftira atıyorlar, herkes zeki bizim kızlarımız. Peki sorumuzun cevabını alalım. Çok inişli çıkışlı ilişkiye ne ad verilir demişiz. Cevap A. Fırtınalı. Fırtınalı, fırtınalı bir ilişki. Kim yaşadı fırtınalı ilişki? Fırtınaları göreyim. Fırtın iklim. Yaşadın mı kız fırtınalı ilişki? Ya yok, fırtınalı tam biliyorum canım, fırtınalı yaptım da tabii ki hayatımda bir fırtınalı oldu diyorsun. Fırtınalı bir dönemde oldu. Damardan fırtınalı ilişki oldu. Ya şimdi herkesin hayatında bir fırtınalı dönem mutlaka olmuştur. Peki fırtınalı ilişki yaşamayan var mı? Herkes fırtınalı mı? Kız Suriye, ne ara fırtına yaşadın sen? Ha? 10. hortum. Şerife teyze de böyle yaptı Huriye'ye. Nasıl yani? Tek ben kaldım ya abla şimdi. Huriye sen yaşamadın. Ben güneşliği yaşıyorum. Aa, bizim haberimiz olmadı. Çok şükür. Peki o zaman hemen fırtınalı ilişki diyenler demeyenler, kızlar tablosu gelsin. Evet. Evet, şimdi bir de erkekleri görelim. Fırtınalı. İbrahim G. Allah aşkına, bana aşkına bir grup yapın şuradan. Bakayım, bütün İbrahimler yok. İbrahim, ne dedin sen? Onlarınki karmaşıktır Hande Hanım. Ne dedin? Bir dakika. Çok inişli çıkışlı ilişkiye ne ad verir? Yağmurlu demedin herhalde. Bir dakika. İbrahim ne demiş? Bir bakalım hemen. Yo, ben söyleyeyim. Ha. Parçalı bulutlu dedim. Parçalı bulutlu.
Çok inişli çıkışlı ilişkiye parçalı bulundu. Benim hayatımda hiç öyle çok inişli çıkışlı olmadı ki. Karmaşık. Hep böyle gayet stabil, düzgün. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ne haber nasıl? Ertesi gün yok. Yani ben ömrü hayatımda evden dışarıya çıkmayıp da ondan sonra güneşli bir şey yaşamadığım için bunları bilmiyorum. Doğru söylüyorsun. Peki bakayım. Mehmet. Mehmet Ediz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Dürüst olacağım. Ol Allah aşkına. Ben parçalı bulutlu dedim. Çünkü tamam. Bazen soruyorlar ilişkin nasıl gidiyor? Parçalı bulutlu diyorum. Evet olabilir. Oradan bir yanılgı oldu. Doğru söylüyorsun. Doğru parçalı bulutlu yani, nasıl ilişki? Parçalı bulutlu denebiliyor yani. Peki evet. Aytek sen ne dedin canım? Ama haksız diyor bak. Sevgi ben seni gördüm. Aytek sen ne dedin? Sevgiyi takip etmek ben de parçalı bulutlu. Parçalı bulutlu. Peki başka kim? Serkan? Ne dedin? Şey mi dedin? Bulanık. Yok, parçalı bulutlu dedim ya. Parçalı bulutlu. Ama benim tamam. Ocağımın bu yaptı yani. Tamam parçalı canım buluttan şey Muhammed arkadaş herkesi kurban. Götürmüş burada. Muhammed'e güvenmeyeceksiniz. Ziya demek ki kopya çekiyorlar. Ziya abi bilmiş. Ziya abi bilmiş. Ziya abiye bir alkış alayım. Bravo Ziya abi. Ziya abi çok fırtınalı bir ilişki yaşadın mı hayatında? Çok inişli çıkışlı. Terlik eski karın hariç. Zaman zaman. Terlik atan değil. Oldu yani. Zaman zaman mı yaşıyorsun? Oldu yani evet. Ara sıra bazı bazı mı? Evet. Genellikle sık sık mı ne? Yok da yani çeşitli işler geldi başımıza yani. Elbette insansın yani. Yaşarsın diyorsun. Yaşarsın. Da olur diyorsun. Yaşarken başına ne gelecek yani? Doğru söylüyorsun. Buna da şükür abi. Çok güzel konuştun be Ziya abi. Allah vallahi. Olsun. Teşekkür ederim. Allah hepimiz Allah. Yaşadık yaşıyoruz. Evet 19. Evet. Ferhat daha neden delmiştir? A. Canı sıkıldığı için. B. Şirin için. C. Yolu kısaltmak için. D. İşe geç kaldığı için. Süremiz başladı. Evet, süremiz doldu, süremiz doldu. Ferhat daha neden delmiştir? Cevabımız B. Şirin için. Hemen tabloyu görelim. Hemen kızlar. Ferhat kimin için gelmiştir? Kızlar bilmiş. Kızlarda boş yok. Erkeklere bakalım. Hemen erkekler. Erkekler de bilmiş. Paul. Bilgi etabımızın son sorusunu soruyorum. 20. soru. Annelerin kızlıklarında çocuklarına fırlattığı şey nedir? A. Salatalık. B. Terlik. C. Ayıcık. D. Füze. Süremiz başladı. Doğru cevap terlik olacaktı. Peki neyi atıyorum? Salatalık. Füze atan yoktur. İbrahim, Hilal'in annesi seni tutup onu atıyor. Şimdi ben anne olduğum için. Hande Hanım. Bana bak diye Hilal şimdi oradan. Bir mikrofon geliyormuş benim İbrahim'in kafasına. Benim annem terlik bile atmadı. Senin anne sana çok terlik attı herhalde. Çok muhabbetini yapıyorsun Hande bunun. Evet ben anne anneciğim. Olduğum için o an elimde ne varsa salatalık olsun, bence hiç anneyi olsun. Karıştırma. Her şeyi atarım, ayırt etmem ben diyorsun. Hiçbir zaman ben anneyi anne karıştırma. Olduğum için. Elimde anne varsa bence hiç karıştırma. Annene atmadım. Terlik yemeyeniniz var mı? Seyirciye soruyorum. Küçükken terlik yemeyeniniz var mı? Yok, herkes bir terlik böyle ucundan köşesinden yemiştir. Dur Şehri, duyamıyorum.
Hande abla hiç unutmuyorum, küçükken annem bana sandalye fırlattı. Senin annen başımı işini yardı. Yürütmüş sandalye. Çok yaramazdım. Möble. Evet, bakalım. Kızlara dönelim hemen. Kızlardan bilemeyen var mı? Genelde olmuyor. Evet. Hemen erkeklere bakıyoruz. Erkeklerden de bilemeyen yok. Evet arkadaşlar, 20 sorumuza da cevap verdiniz. Şimdi hemen ben sormak istiyorum. Kim önde? Yani kızlar önde de bir skoru görelim. Bir skoru görelim hemen. Ses gelmiyor diyeceğim. Evet. Skoru. Süper. 19-10 kızlar. Bütün kızlar toplandık. Söyledik ne dedim? Ama daha ikinci etapımız var. Siz ilk önce bir şanssız başladınız. Utku'da bir Eyliner olayında, Eyliner'de gittiniz bir kere. Bir moral evet. Bozuldu. Sesiniz sonra Ziya abi de birazcık bir tökezlediniz. Ama ikinci etap performans. Tatlı performanslarımız var. Bugün böyle çok bildiğimiz, hepimizin bildiği bir şeyle start veriyoruz. Sonra ilaveler olacak tabii ki performanslarımıza. Bu kadar kolay olmayacak. 50 puan alacaksınız. 50 puan da iyi bir puan. Kazanan 50 puanı çakar arkadaşlar. Tabloyu değiştirir. Bu kadar basit. Ha? Aynen. Gelsin mi performans oyunumuz? Sandalyeler gelsin. Evet, bu performans bölümümüz için ben seçiyorum arkadaşlar. Dörder erkeklerden, dörder de kadınlardan yarışmacılarımız. Önce ladies first diyerek bakayım hemen. Sevgi, gönüllü var mı öncelikle? Sevgi, Hilal, İklim gel. Evet Şehricim. Celon kızlar. Evet erkeklere, erkeklerden gönüllü var mı? Muhammed, Mehmet, İbrahim, İbo. Gel sen de gel. Şimdi arkadaşlar ben kuralları söylüyorum. Kimse sandalyeye yaklaşmayacak. Biraz uzağında durun. Aa, böyle olmaz ama. Kızlar ayakkabıları çıkardılar. Allah sizi ne yapmasın. Ben de çıkarayım. Benimki Zara. Yaklaşmadan... Sandalyeden uzak dans edeceksiniz. Dans etmeyen eleniyor. Dans etmeyen eleniyor gerçekten. Sandalyeye de yaklaşmıyorsunuz. Hadi başlayın. Bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri. Gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri. Bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri. Gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri. Evreşe yolları dar. Dar, bana bakma benim yarim var. Evreşe yolları dar, dar, bana bakma benim yarim var. Arkandaki yeleği ben örmedim yarim. Kızlarla konuşurken ben görmedim yarim. Evreşe yolları dar, dar, bana bakma benim yarim var. Ay Hilal gitti. Kız nasıl gitti? Aa İbrahim nasıl çömdün oraya yemin ederim. Bir boşluk gördüm diyorsun. Evet. Elena yerine oturuyor arkadaşlar. Bir tane sandalyemizi hemen alalım. Hemen. Sandalyemiz Ercan'cığım bir sandalyeyi. Yalnız şarkı bitmeden 3 kere oturdunuz ha. İbrahim'cim seni kim engelleyebilir ki? Ha. Sandalyelere yakın durmayın ama lütfen. Ne olur şehrin. Uzak ve dans etmek mecburi. Evet aynen. Arkadaşlar sandalyeye yakın değil böyle oynuyoruz. Yürümeyeceksiniz.
Tempo tutmayacaksınız, dans edeceksiniz yani. Müziğin ritmine uygun dans. Evet. Yaklaşmak yok. Ne dedin? Ayağa bak, deve tabanı gibi ya. Allah'ım ya. Evet. Çadır kurmak. Başlayın. Birine aşık oldum. Düştüm peşine. Hayat çok güzel göründü birden gözüme. Annem sakın yanma dedi. Güldüm yüzüne. Çok seviyordum anne dedim. Karışma bize. Edis sen mi oturdun ilk önce? Vallahi Edis üstüme. Doğru söyleyin ama Allah aşkına. Ben oturdum, bu üstüme oturdu. Şerif sen gördün mü? Ben ikimizin arasına oturdum. Hande Hanım bir saniye, önce ben oturdum bu geldi. Önce ben oturdum. Peki şahit var mı? Önce kim oturdu? Önce İbrahim oturdu, ondan sonra Mehmet. Yanına diyorsun, yandan. Ha. Yandan ben yandan. İbo oturdu, İbo. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet, bakın en çok kim oturmuşsa. Gel canım, şerefinle, gururunla. Ben oturdum. Sandalyeyi alalım hemen. Bir tane sandalye tamamdır. Evet, devam. Quando sei Maria Dolores, quando sei che mal d'amore, quando sei che mal supera, quando sei che mal dottore, quando sei Maria Dolores, quando sei che mal d'amore, quando sei che mal supera, quando sei che mal dottore. Baila, 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 baila me, un donne, devo sempre cantare, però sempre cantare, però sempre cantare. Esta rumba da guitarra, pero siempre cantaré, pero siempre cantaré, pero siempre cantaré. Esta rumba da guitarra, pero siempre cantaré, pero siempre. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ibrahim! ¡Ibrahim, bitirdiler seni! Bitirdiniz İbrahim'i. Hande Hanım gene orada bir karışıklık oluyor. Ne yapıyorsun? İkinci bir vakayı kaldıramam. Bir şey kaçırma burada oturuyor. Ama belki İbrahim alacak. Evet ama ya böyle çok haksızlık oldu. Böyle çekmek olmaz. Ama şimdi yani burada hızlılık. Sen de öyle terlemişsin ki İbrahim. Şey giyseydin bari, bir de bot giyseydin yünlü. Ha, çok sıcak. İbrahim'cim seni de şöyle alıyoruz. Şerefinle, gururunla teslim kardeşim, et kendini. İbrahim. Teslim et türbüne kendini. Erkekleri sırf şu an Muhammed'le ikimiz sizin öcünüzü alacağız. Ama sizinle yarışmak güzeldi Mehmet ve İbrahim. Kusura bakma. Evet, devam. Rakas geldi meydane, al bastan gerdane. Osman salla, aşk ile Allah Allah, burada tevur zile Allah, cihanda böyle yanıyor yansın. Osman salla, 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 gülmemeler çalasın. Salla, salla, yer yerinden oynasın. Salla, salla, gülmemeler çalasın. Salla, salla, yer yerinden oynasın. Bu dem kalan çağırdın, yer kime rampa. Ay! Yok, İbrahim oturdu gördüm canım. Ama bu böyle olmaz ki arkadaşım.
Koltuğu... Tamam tamam. Hayır bak hadi ama. Bak değil mi bana? Hayır hayır. Tamam, tamam İbrahim sen oturdun gördük. Tamam, gel canım. Beni. Bak ben gitmem. Tamam sen. Yok. Şehriciğim. Arkadaşlar canım benim. Aram iki. Getiriyorum size kızlar puanı. Öndesiniz. Kızlar öndesiniz. Yalnız erkekler öne geçebilir. Dikkatli olun. Daha müzik müzik. 50 puan için yarışıyorsunuz. Çok kritik bir durum. Bana bak ikilim. Sevgi %50-50 ha. Hadi. Hande Hanım. Devam. Sandalyeye bir metreden fazla yaklaşmayın. Lütfen. Doğru mu? Yapışıyorsunuz sandalyeye. Bak ben Serkan'la elbetimi koyuyorum. Dans etmek zorunlu. Bakın İbrahim dans ediyor, Muhammed de dans ediyor. Siz dans etmiyorsunuz. Bir gaz vereyim dedim. Tamam hadi evet başlayalım. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Hacı baban evde mi? Tavukları pişirmişem, hacıyı da çarşıya göndermişem. Tavukları pişirmişem, hacıyı da çarşıya göndermişem. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Zalım anan evde mi? Tavukları pişirmişen, hanımı da komşuya göndermişen. 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 Ya ben, şimdi biz başta dedik ki sandalyeye yakın oynamayın dedik. Ana! Biz burada oynuyoruz, siz sandalyeye yapışıyorsunuz ya. Ben eğlenirim. Mümkün değil. Bak ben eğlenirim. Geçerim oraya otururum. Hayır ya siz erkek gücü kullanıyorsunuz. Hadi canım. Erkek gücü yok ki sandalyede böyle oynuyorsunuz ya. Ağlama tatlı. Locaya geçer misin? Geçerim. Güle güle. Geçerim. Ama şuna bakarız biz. Kim oturdu oraya İbo? Tamam sonuç o zaten. Sana inanamadım. Nasıl kaçırdın bunu ya? Mehmet hakkımı al oğlum. Ben de. İbrahim sana inanamıyorum İbrahim. Ben de kendime inanamıyorum. Baştan sarıp. Çünkü müzik bir... Aa öyle mi? Evet. Tamam bir dakika gel. Gel. Müzik bitmeden oturmuşsunuz. Gel. Geç. Abi. Tekrar. Seviyorum seni. Öyle dediler. Gelin hayır. Sonuçta müzik bitmeden bakıldı. Müzik bitmeden oturulmuş. Hata bir daha dönüyorsunuz. Muhteşem. Hadi bakalım. Evet başlasın müzik. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Hacı baban evde mi? Tavukları pişirmişem, hacıyı da çarşıya göndermişem. Tavukları pişirmişem, hacıyı da çarşıya göndermişem. Nereye yavrum? Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Zalım anan evde mi? Tavukları pişirmişen, hanımı da komşuya göndermişen. Tavukları pişirmişen, hanımı da komşuya göndermişen. İbo gel, gel, gel. Adalet, adaletli oldu bu. O kadar şey değil. Niye itiyorsunuz? İtti mi? Kameralar izleyin, itiyorsunuz. Tamamdır, bir tane daha sandalye gitsin. Ümit abi niye müziği devam ettiriyorsun? Ben şöyle yapıyorum. Evet hadi. İkiye bir. Tezahürat. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Haydi kızlar, haydi kızlar, haydi. Almayın gel, almadan gelmeyin oyunu. Hadi, hadi.
Sandalye gitti. Ben bir ara anne abla kaptırmışım kendimi oynamış. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Çok kritik bir durumdayız. Gel İklimciğim otur. Çok yakınsın. Ne demek? Arkadaşlar bir kadın bir erkek. Sevgi bak. Ha. Sevgi, Muhammed, sevgi, Muhammed. Sevgi, sevgi, hadi sevgi. Evet, alalım sandalye. 50 puan için yarışacaklar. Sevgi ve Muhammed. Şimdi burada eğlenirken hediyeleri unutmayalım arkadaşlar. 31 Aralık'ta çok büyük bir hediye açıklayacağım. Sahibini bulacak. O yüzden hani eğlenirken aynı zamanda biraz dikkatli olalım diyorum. Muhammed. Muhammed. Vallahi sevgi kazanırsa, sevgi kazanırsa kızlar bayağı bir fark atacak. Muhammed kazanırsa da erkekler öne geçecek. Her halükarda kızların kazanması lazım. Sandalyeyi tam ortaya alabilir miyiz? Çünkü o tarafa daha çok yakın. Stres yapma Muhammed, sakin. Ama oraya uzak kalıyor. Kendine güven. Muhammed yalnız sevgi alırsa bunu. Muhammed. Artık bilmiyorum yani. Muhammed işin ucunda 50 puan var. Canını ver, puanı verme Muhammed. En hızlı koşan. Herkes dans edecek. Çok yaklaşmayın. Çizgi. One for money, two for show. Just get ready, no God can go, but don't you step on my blue suede shoes. You can wear a timba, wear my blue suede shoes. Knock me down, step on my face, slap my name all over the place. Do anything what you want to do, but I need to wear all my shoes, don't you? Step on my blue suede shoes. You can wear a timba, wear my blue suede shoes. Burn my house, steal my car, bring my liquor for more food jar. Do anything what you want to do, but I highly love all my shoes, don't you? Step on my blue suede shoes. You can anything but wear my blue suede shoes. Come on! There's one for the money, two for the show. Please get ready, no, don't get caught. But don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but wear my blue suede shoes. Burn my house, steal my car, bring my liquor from all food jar. Anything what you want to do, but I didn't live on all my shoes. Don't you step on my blue suede shoes. Can't let it sing, but wear my blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Oh!
yaptı. Ne oldu peki? Vallahi bravo, tebrik ediyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Hile asla kabul etmiyorum. Buradaydı, ben buradaydım. Geç. Ama bir dakika. Biz de başta zaten siyah çizginin dışında dediğimizde kabul edilmeyecek bir durum yok. Oynadın da zaten. Kabul etmiyorum. Muhammed daha hızlı davrandı. Yani. Yapacak bir şey yok. Bir anlık bunlar, biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Evet, alalım. Tebrik sevgicim, tebrik et. Evet, ama erkeklere 50 puan. Alçaklarda karıya yarışım edinme. Sen bu işin sonunu düşünmedin de. Evet, 50 puan erkeklere gidiyor. Kızlar ya. Ama bu performans olayı bitirdi. Biraz daha performans koymamız lazım bence programa. Erkekler zaten hep sonradan konuşuyor. Böyle bir şeyde, bir hamlede gittik ya. Hande abla, olacak aslında işte. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Son üçe aslında iki kız bir erkek kalmıştık. Evet. Yani onu da göz ardı etmemek lazım. Evet. Aslında performansımız da iyiydi de işte. Onu göz ardı etmeyip sonuca bakalım. Evet, sonuca bakalım bakalım. Tebrik ediyoruz gene de. Bir tablomuza doğru, bakalım hemen. Solistler hep sonra çıkar. Tablomuza bakalım. Evet, kızlar 19, erkekler 60 oldu. Ama öncelikle şunu söyleyeceğim, yani bu daha ilk gün, ilk günün puanları, bu tablolar her gün değişecek. Bir hafta sonunda karar verilecek. Hemen sevinmesinler diyorum yani. Hemen sevinmeyin. Evet, yarın aynı saatte görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Lambaya püfte, hohteme püfte, perdeyi ört kız, açma da ört kız. Lambaya püfte, hohteme püfte, perdeyi ört kız, açma da ört kız. Hayda.